Zeynep de inanmadı doğal olarak. Çekti gitti. Ya ben çok özür dilerim. Böyle olacağını düşünmemiştim. Düşünsen zaten şaşardın. İyi de nereden bilebilirdim ki? Kız manyak çıktı. Durduk yere öpmüş birden çocuğu. Ya nasıl affettireceğim ki ben kendimi Zeynep'e, ne yapacağım? Ben konuşurum Zeynep'le. Ya Melis sakın konuşma. Tam zaten babamla konuştun, gördün ne olduğunu. Konuşma. İyi o zaman. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Hadi o zaman görüşürüz. Size ne oldu? Ya boş ver ya. Melis'in klasik boş boğazlıkları işte. Kimmiş bu seni öpen kız? Begüm. Begüm. Peki kimin nesi, kimin fesi? Zeynep'in koşu yarışı vardı, hatırlıyorsun değil mi? Orada çıktı karşıma. Hani sözde bir yerden karşılaşmış mıyız, görmüş mü? Öyle bir şey. Hı. Ya boş ver ya, zaten biliyorsun Zeynep seni seviyor. Yani zamanla yani düzelir aramız, aranız. İyi hoş, düzelir diyorsun da. Nasıl olacak o işler? Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Aklında bir şey var mı? Yani düşünürüz bir şeyler. Tamam, düşünüyorum şimdi. Evet, ben Barış'ı ilk gördüğümde ondan çok hoşlanmıştım. Yani bana ilk o yardım etmişti. Kerem'in pisliklerinden ilk o kurtarmıştı. Cidden ya, ne tatlıydı. Öyleydi. Benimle çok ilgilendi, bana çok iyi davrandı. Ama... Aması ne? Ama sonra şey oldu. Yani bilmiyorum işte. Ya anlatsana kızım. Yani şöyle oldu, yani sanırım şöyle bir şey bu. Hani bir şey çok istersin. Bir şey çok elde etmek istersin. Ya da çok başarmak istersin. Ama o çok ulaşılamaz bir yerdedir. Ama sonunda ona ulaştığında, onu elde ettiğinde eskisi gibi olmaz. Ne bileyim, böyle anlamını yitirir. Rengi solar. Sıradanlaşır. Artık böyle çok doğal bir şeymiş gibi gelmeye başlar. Anlıyorum galiba. Ya biz... Galiba Barış'la çok yakın arkadaşız. Yağmur, ben onu gerçekten çok seviyorum. Ama ben Barış'a aşık değilim. Zeynep, başkasından hoşlanıyor olabilir misin? Hayır canım, ne ilgisi var? Günaydın. Günaydın. Ne oldu sana? Sen kavga mı ettin yine? Şaşırdın mı? Yok canım, senin olayın bu zaten. Haklısın. Neyse. Ya şey, dün olanları duydum da, yani Barış bana geldi konuşmak için. Yani bayağı kötüydü. Bu konuda konuşmasak olur mu? Peki. Tamam. Sağ ol.
yapmışlar ya? Eski müşteri olmam. Neyse. Eskince hemen attı mı? Yani. Tabii canım. Sen ne anlayacaksın ki? Senin çocukken zaten bir oda dolusu oyuncağın vardır. Her istediğin alınmıştır. Biliyor musun, benim hiç yeni oyuncağım olmadı. Ben hep başkalarının eski oyuncaklarıyla oynadım çocukken. Böyle yüzleri falan pis olurdu. Onları silerdim. Elbiseleri yırtık olurdu. Annem yenilerini dikerdi falan. En çok da önceki isimlerini merak ederdim. Çünkü benden önce başka çocuklara aitlerdi. İşte önceki isimleri neydi? Ona ne isim koymuşlardı? Bunu merak ederdim. Hep bunu düşünürdüm. Çok saçma değil mi? Yok. Bence hiç değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.